Cümleten selamun aleyküm Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Az önce espiride bir şey oldu da onun onunla yayına başlayayım, videoya başlayayım daha doğrusu. Kardeş yazmış hocam Twitter'da sürekli telif atıyorsun diye. Ya benim atmama gerek yok arkadaşlar Twitter'da telifi. Misal benim videomu paylaşıyorlar ya. Telif talebi oluşturun. Benim adıma yazın. İşte oradan mail adresiniz falan filan zaten otomatik sistem kendi girer. Telefon numarasını falan uydurun. Ciddi söylüyorum bak harbi söylüyorum kaynak olarak bizim YouTube'daki herhangi bir videoyu verin. Şikayet talebinde bulunun. Deyin ki işte vide YouTube videomu izinsiz çalıyor, paylaşıyor diye. Bakın bakalım nasıl kaldırıyorlar. Hemen kaldırıyorlar. Çünkü <laughs> hani bizim hukuki bir süreç var. Ee, o yüzden avukatlara vesaire yetki verdiğim için arkadaşlar sizlerinkini de kabul ediyorlar. Deneyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyor hocam ben seni seviyordum. Sen bana niye telif attın? Haberim yok ki. Siz de, de deneyebilirsiniz. Twitter Fenerli Duyum. iki tane M var sonda. Takip edebilirsiniz. Ee, i̇nşallah yeni sezon formalarımız 555 TL'den satışa çıkarsa o zamana da benim takipçi sayısı 5555'i geçersem bu kanal için de söylüyorum o zaman inşallah 25.000'i geçer. Hem abonelere hem üyelere forma dağıtabiliriz inşallah. Hani benim e, maddi durumum yetersiz olursa verecek maddi yardım yapacak dostlarımız var. İnşallah yeni sezon forması çıkmaya yani Temmuz'un 3'ü gibi falan 25.000 oluruz diye düşünüyorum. Ee, o zaman da inşallah 25 bini geçince zaten sözüm söz olsun. Ee, i̇nşallah yardımlar da gelir. Formalar dağıtırız. Bir de içimden bir ses taraftar forması 5 yıldızlı olacak diyor ama bilmiyorum ya 5 yıldız çıkarmayacağız dedi Ali Koç. Koskoca Ali Koç bilemeyecek de ben mi bileceğim değil mi? Neyse koskoca Ali Koç demişken Fenerbahçe'de sıra transferlerde vereyim mi introyu? Uçaklı uçaklı. Ben ver da buradan sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Fenerbahçe'de sıra transferde. Teknik direktörlüğe kimi getirdik? Jor Gece susu. Yani Türkçe tabirle uzun zaman sonra ilk defa gerçekten de taraftarın büyük çoğunluğunun evet hoca gibi hoca getirdiniz diye ismi getirdik ve e, ben şu anda 12 Haziran'dayım da siz bunu 13 Haziran'da izlerseniz muhtemelen bugün itibariyle yepis yeni sezonun çalışmaları başlıyor. Yani 2022-2023'ün çalışmaları başlıyor. Fakat çok çok önemli bir eksik var. Nedir o? Ali Koç'un da belirttiği üzere 4-5 transfer. Ve kısa süre içerisinde artık transferin olması bekleniyor. Özellikle şimdi taraftar bana şunu söylüyor. Hocam ben Jesus'a güvenim tam. İsterse Uganda 7. liginden topçu getirsin. Ona da güvenim tam. Ama kap istiyorum. Ne istiyorsun? Şundan istiyorum. Şundan şundan. Hocam yani kaplı maplı şeyler görmek istiyorum. Arkadaşım ben de sana bir soru sorayım. Uganda 7. liginden gerçekten kap bekliyor musun? Ya, Uganda 7. liginden kapı hemen şimdi alacağına birkaç gün bekleyip belki de Brezilya seri A'dan dünyanın sayılı futbolcularından birinin kapını ister misin? Bilmek lazım. Ha hocam ay de 19-20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçımız var. Gözünü seveyim bak. Yani şu an 5 transfer yeteri diyor. Hiç transfer yok ortada. Hocam Samat Dayla, Mamat Dayla bizi şey yaparlar, ellerler orada bizi yani şampiyonlar ligine bırakmazlar diyorsunuz. Ben de şunu söylüyorum. Güvenin. Arkanıza yaslanın, bekleyin. Bak arkadaşlar normal şartlarda beni bilirsiniz. Ben polyanla falan değilim. Polyanlacı falan değilim. Birkaç sene önce öyleydim. Ali Koç ilk geldiği sezon öyleydim. Ama sonradan realist bir adama dönüştüm. Ve gerçekleri konuşan, net olarak gerçekleri konuşan sevilmeyen bir adama dönüştüm. Birçok kişi beni sevmiyor. Sevmeme sebebimiz sen çok doğru konuşuyorsun diyor. Gerçekten bak doğru konuşuyorsun diyor. Ali Koç'u eleştiriyorsun, hoca eleştiriyorsun, futbolcu eleştiriyorsun. Lan Feriştah'ı gelsin eleştiririm. Yanlış yapan eleştiririm. Ama şu an için size şunu söylüyorum bakın. Siz 13 Haziran 2022'desiniz ben 12 Haziran 2022'den diyorum ki size çok ama çok doğru yoldayız. Etmeyin, eylemeyin, acele işe şeytan karışır. Etmeyin, eylemeyin çok doğru yoldayız. Gözünü sevdiğim arkadaşlarım çok doğru yoldayız. Peki hocam doğru yoldayız da ya Jesus Pir'ini istedi mi? Biz ne yapıyoruz? Jesus istedi Fenerbahçe görüşüyor. Yalnız bu habere dikkat edin. Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'un isteği doğrusuna Portekiz'den oyuncu bakmaya devam ediyor. Sarla Cevert'ten yeni hedefi Pepe Rodriguez. Fenerbahçe bir yandan Santa Clara forması giyen Lincoln transferini bitirmeye çalışırken o iş bitti. Bak size ben kap veriyorum. Kabul ediyor musunuz? Mustafa Hoca kapı veriyorum. Çıkmazsa küfür ederim. Zans, çıksa da küfür ediyorsunuz. Ya sizin dininizin imanınızın ben şüphelisiyim yani. Çıksa da küfür ediyorsunuz. Namus sözü veriyorsunuz. Ve George'a söz geldiyse namus sözü üye olacağım. 700 kişi üye olacak 400'ü geçemiyorsun. O yüzden şey yapmıyorum ama size bak yani Mustafa Hoca kapı veriyorum. Ben söz vermem, yemin etmem, ihtiyaç duymam. Çünkü benim ağzıma çıkan sözdür ve ben size Mustafa Hoca sözü olarak söylüyorum. Lincoln'in kapını veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hani buradan dönmesi için çok ama çok büyük aptallık etmemiz lazım. Buradan dönmesi için çok büyük aptallık etmemiz lazım. Bak hani e, ben buraya kap yazacağım. Diyeceksiniz ki hocam hani kulüp açıklama yapmamış. Ya yapmasın ben yapıyorum arkadaşım. Sen şu anda Mustafa Hoca'nın kanalındasın. Ben sana kap açıklaması yapıyorum ya. yüzde %100 kap açıklaması yapıyorum. Gelmezse küfür ederim. <laughs> lan gelirse namusun şerefin üstüne yemin et. 5 tane abone getireceğine yemin et gelmezse küfür et lan. Sesimi çıkartırsam adam değilim. Namusun şerefini... Neyse. Fenerbahçe Pepe'ye geçmiş. Yani Pamalika'ya kiralanan orta saha Pepe'yi almış. Bonservis Olympiakos kulübünde falan filan teklif yapacak. 25 yaşında. Geçtiğimiz sezon Portekiz'deki 31 maçta 5 gol 6 asist. Şunu söyleyeyim. Bak Pepe e, merkez orta saha 1.83 boyunca 25 yaşında 3.5 milyon euro piyasa değeri var. Ben bu haberin bilinçli olarak verildiği görüşündeyim. Bu bir. İkincisi yanlışım yoksa Famalico'nun çok uygun bir fiyata transfer opsiyonu var. İki. Yani sadece biz mi anlıyoruz futboldan? Bu adamlar anlamıyor mu? Üçüncüsü Lincoln'u almışsın. Kapını Mustafa Hoca şuraya yerleştirmiş. Şuraya yerleştirmiş. Daha ne konuşuyorsun? Tabii sizin yok. Bak hemen bu videoyu beğeniyorsun. Bak aşağıdan beğenin. Beğen, beğen butonu. Bak bak şurada bak aşağıda. Bak çekip Bey yardımcı e olursanız. Hemen videoyu beğeniyorsun, arkadan yaslanıyorsun. Terbiyesinin yüzümü yok. Bak, gerçekten terbiyesinin yüzümü yok. Ben size Lincoln kapını veriyorum, siz bana Pepe diyorsunuz. TRT Çocuk izlemeyin ya. Büyüyün biraz. İzleyin, izleyin. Ne güzel, TRT Çocuk'taki çizgi filmler güzel. Yenileri de eklenmiş. Fenerbahçe ölüydü... Lan! <laughs> Tövbe estağfurullah. Fenerbahçe gözünü Vinicius Souza'ya dikti. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Jorge Jesus'un talebi doğrusunda Brezilyalı orta saha oyuncusu 1300 sol gündemine aldı. Aynı soru soracaksınız değil mi? Şu an şu an taraftarımızın çoğu aynı soruyu soracak. Hocam efendim. Hocam lan yeter eşofmanı şirkete çevirmeyin. Hocam biz madem Lincoln'ı aldık o zaman 1300 Souza iptal değil mi? Yok o öyle değil. Ne demek öyle değil? Arkadaşlar birden fazla orta saha oyuncusu bakıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Vinicius Souza çok ama çok yetenekli bir oyuncu. Yani 1.87 boyunda 22 yaşında. Ve çok gönlü bir oyuncu. Ben size şunu söyleyeyim. Vinicius Souza için 9 milyon euro keş para istediler. Biz dedik ki en fazla verip verebileceğimiz 3.5 milyon euro. Herifler yanaştılar. Olabilir dediler. Yani e, hocam Lincoln'i kaça aldık. Önceki videolarda var kaça aldığımız. Ona da bakabilirsiniz çekerim. E, şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. 1300 Souza 1. Lincoln 2. Bak Lincoln 2. Bir isim daha var da ee, onu söylemeyeceğim. İki tane orta sahayı aldın. Hocam orta sahadan kim gidiyor? 1. Zeiss gitme ihtimali var mı? 5 milyon euro teklif vardı. 7'ye çıkarsınlar. Var. 2. Mert Hagan'ın gitme ihtimali var mı? Var. 5 milyon euro resmi teklif var. 7-7,5 yapsınlar. Gider. 3. Mesut Özil'in gitme ihtimali var mı? Var. Kadroda düşünülmüyor. İdmana çıkacak ama oynatılmayacak. Lisansı çıkarılmayacak belki. 4. Crespo'nun gitme ihtimali var mı? Var. 15 milyon euro teklif vardı. 15'e Crespo'yu satıp iki tane bunlardan çekebilir misin? Çekebilirsiniz. 5. Sosa zaten gitti mi? Gitti. 6. Luis Gustavo'nun gitme ihtimali var mı? Var. Yani baktığınız zaman sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim baktığınız zaman matematiksel olarak matematik süzgecinden baktığınız zaman 15'e Crespo. Daha bir de Ozan Tufan var. Hadi 3'e de Ozan'ı göndereyim. 18. Hadi 6 e, ya da zayıfı göndereyim 24. Hadi uyduruyorum yanlış anlamayın. 6 ya da zayıfı göndereyim 24. 24 milyon euroya bu iki tane arkadaşı alsan. Gustavo'yu falan da göndersen. Artı e, bir arkadaş daha var. Onun piyasa değeri de e, değişik. E, sözleşme. Hadi şey falan var. Torisso falan konuşuyor mesela. Atıyorum Torisso'yu da aldın. Bak yine aynı sayıda yabancı olacak hemen hemen. Böyle bir ihtimal var. Ha Crespo gider mi gitmez mi? Crespo'yu şu an için göndermeyi düşünmüyor ama ama, bak ama, ama, ama çok da kesin konuşmamak lazım. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Vinicius Souza için ee, bir de bir Vinicius daha var forvet olan. Bunu karıştırıyorsunuz. Bakın Crespo, Zaits, ee, okey. Biz aslında Crespo'ya yedek arıyoruz. Biz Crespo'ya ciddi manada yedek arıyoruz. Tolga Ciğerci'yi ben öneriyorum arkadaşlar. Dalga geçmiyorum. Gerçekten öneriyorum. Yahu Türk kontenjan kaplamaz, yer kaplamaz ama şu İsmail Yüksek'i falan filan birkaç gün görsün de Cesus ya yani çarşamba perşembeye kadar Samandıra'da bir görsün de sonra notunu verir herhalde. Herhalde çarşamba perşembeye kadar bunlar gitsin gitmesin diyecektir. Kusuruma bakmayın içmek zorundaydım. Yani ee, dediğim gibi Benicius için birçok takım talip Kulüpbürüş, Bologna, Celtic bunların hepsinin radarında. Ama Jesus'un eski öğrencisi. Flamengo'dan öğrencisi. 17 Haziran 99 doğumlu. Ee, Flamengo'da futbola başlıyor 2,5 milyon euroya. Lomel'a gidiyor falan filan derken. Ben şunu söyleyeyim bu arkadaş için. Duyumlarıma dayanarak şunu söylüyorum. Konuşmayalım şimdilik. Hocam üyelere de aynı sınırı mı Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Video izlenmeleri maşallah artmış. Beğeniler artmış. Reklamlara tıklamaya başlamışsınız. Reklam vereni ziyaret et yazıyor ya tıklıyorsunuz arada sırada. Sizden niye saklayın? Bir gün bir gün sonra öğreniyorsunuz. Belki 24 saat içinde öğreniyorsunuz. Merak etmeyin. Üyelere ne duyum veriyorsam size de veriyorum. Ama hepsini açık vermiyorum. Bazısını videonun arasında bir kez söyleyip geçiyorum. Dikkat etmeniz lazım. Ama emin olun. hepsini veriyorum. Ha vermiyorsun diyorsanız canlı yayın yapar. Derim ki şunu söylemiş miydim, bunu söylemiş miydim, bunu söylemiş miydim. Tak 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 topluluk kısmına attığım duyumları tek tek okurum. Yeter ki siz buna devam edin. Bakın şunu da söyleyeyim. Ee, sizler reklamlar izledikçe, reklamlara tıkladıkça bir gelir elde ediyoruz. Evet bu gelirin nereye kullanıldığını açık açık sizinle paylaşırsam çok büyük iddiada bulunuyorum. Şu anki tıklamanızı en az 5'e katlarsınız. En az 5 katı reklam izlersiniz. O yüzden de başka şeylere girmemek adına konuşmuyorum. Lincoln içinde bir kardeşimiz çok yetenekli demiş. Bir bu haberleri erken bitirirsek kısa kısalardan birkaç tane veririm. Portekiz radyo kanalı TSF'nin muhabiri Miguel Jorge Fernandez Fenerbahçemizin yeni transferi ay pardon dil sürçmesi. Fenerbahçemizin transferini bitirmek üzere olduğu Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique'yi fanatiğe değerlendirmiş. Ben hemen yorumlarını alayım. Genç bir oyuncu ve kariyerini ileriye götürme yeteneğine sahip. Portekiz futboluna da çok genç ayak bastı. Santa Clara'da çok iyi 3 yıl geçirmesine rağmen kimsenin onu transfer etmesini bir hayli ilginç buluyorum. Transfer etmemesini. Oradan Serkan Rençber konuşuyor sanki. Son derece yetenekli bir ofansif orta saha. Portekiz'deki kariyerinin başında 10 numaraydı ama rakip defansa baskı yapma alışkanlığı yoktu. Kasımpaşa'ya geldikten sonra düzeldi. Neyse <laughs> düzeltelim. Yetenekli bir ofansif orta saha. Kariyerinin başında 10 numara ama rakip defansa baskı yapma özelliği yok. Ancak artık bunu da yapabiliyor. Onun adına pozitif bir değişim de hem asist hem gol anlamında iyi bir ortalamaya sahip. Geçen sezon 44 maçta 7 gol 17 asist yaptı. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Başka kulüpler de istiyor mi? demiş. Oyun yapısı 4-4-2 ve 4-3-3 sistemine son derece uygun. Bir şey söyleyeceğim. Bizim oynamayı düşündüğümüz sistem tam olarak 4-4-2 değil. Tam olarak 4-4-2 değil. 4-4-1-1 ile 4-3-3 arasında bir sistem arkadaşlar. Şu an yani şu an duyumlarımı dayanarak söylediğim şey bu. Yani çift 8 1 10 gibi. Yani çift 8 orta sahada bir tane 10 bir de forvet gibi diziliş. Yani merkezdeki diziliş bu şekilde gibi. Kanatların ofansif mi biraz daha açık gibi oynar türde mi oynadı? Yani hem savunma katkısı hem ofans katkısı mı? Yoksa daha çok ofansif oynayıp az az savunma katkısı mı yapacağı tam netleşmedi desem yalan söylemiş olmam herhalde. İçmem lazımdı kusura bakmayın. Yani iki sisteme de uygunmuş futbolcu. Takım için birçok sorun çözme yeteneğine sahip. Kaliteli anlamda gayet iyi. Kazanmak için oynayan takımlar için Kişilik ve kapasite anlamında takımını birleştirici bir özelliğe sahip. Frikik vuruşlarında da çok başarılı. Sol ayağı etkili ve topu istediği yere gönderebilmesi. Asist özelliğini kolaylaştırıyor. Özellikle Fenerbahçeli kardeşlerim. Sizlerin gelecekte çok iyi yerlerde futbolcu olmanızı gerçekten çok isterim. Size bir antrenman önermek istiyorum. Eğer e, geriden oyun kuran savunma oyuncularındansanız 1. E, orta sahada top dağıtıcı rolündeyseniz 2, forvet oyuncususanız 3. Size önerim şu. Karşınıza bir hedef alın. Boş bir arazi olur, başka bir şey olur, duvara karşı olur. Oraya bir hedef çizin. Nereye olacağı fark etmiyor. İster aşağıya, mesela kola şişesi, içine su doldurun koyun. İster o, ister başka bir şey. İsterseniz duvara bir şey çizin bak. Genç kardeşlerim, küçük kardeşlerim siz de yapabilirsiniz. Bak bu hayatınızı kurtarabilir eğer futbola meyilliyseniz ya da diğer sporların. İlk gün 5 metreden ya da 3 metreden sürekli top atın. 100 kere top atın. Yüzünde de vurursunuz muhtemelen. İkinci gün 1 metre arttırın. 4 metre. Üçüncü gün 5 metre. Dördüncü gün böyle 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 2 hafta sonra. Bak 2 hafta sonra futbolunuzda bile inanılmaz derecede şeyler olacak. 2 hafta sonra hocam mesafeyi çok arttırdık artık daha, ilerisi, daha ilerisine gitme. Bu sefer şöyle sağdan birisi sana topu atsın gelişine vur. Soldan birisi atsın gelişine vur. Bu idmanı sürekli arttırırsanız mükemmel isabet oranı yakalayabilirsiniz. Ben bunları yazın size sürpriz olarak bunu yapmayı düşünüyorum aslında. Eğer bir e, kameramanlık yapacak arkadaş varsa size futbol e, pratikleri vermeye çalışıyorum. Biraz da zayıflarım bu vesileyle. Bunu da söyleyeyim. Yani bu e, free kick'te de başarılı olursunuz. Ayağınızı raket gibi de kullanabilirsiniz. Asist özelliğiniz de artar. Gol özelliğiniz de artar. Hatta oyunu okuma beceriniz artar. Hızlı karar verme yeteneğiniz artar. Yani 2'ye 2 iki hücum yapıyorsunuz. 4'e 1, 4'e 2 hücuma katıldınız mesela. Birçok futbolcuya dikkat edin. Atacağı yeri bilmiyor, beceremiyor. Dediğim gibi oyuncuyla da ünlü kulüpler ilgileniyormuş. Şunu söyleyeceğim. Yetenek demişken, aklıma gelmişken de söyleyeyim. Bunu söylemezsem ben kendi kendimi yerim. Fenerbahçe düşmanlığı dolayısıyla Türkiye U21 takımına çağrılmayan iki tane süper yetenekli futbolcumuz var Fenerbahçe'nin. 2 tane süper yetenekli futbolcu var. Ee, evet. Hasan Can Aksu uçak bilgisi vermiş. Prensip anlaşmasına varılan Lincoln Henrique görüşmeleri sürdürmek için 13 Haziran e, 11.20 Lisbon İstanbul uçağıyla TK 1756 ile 18-18.30 sularında menajeri Lucas Mineiro Fernandez ile birlikte İstanbul'a gelecek demiş. Hayırlı uğurlu olsun ilk K'ımız o zaman. Evet. Otel mi? Trivago? Uçak mı? Hasan Can Aksu. Şimdi yani i̇yi kapımız hayırlı olsun. Şimdi şunu söyleyeceğim. Muhammed Gümüşkaya ve Arda Okan Kurtulan. iki yeteneğimiz. Arda Okan Kurtulan haliyle Türk Birliği takımına seçilmeyince Makedonya U21 için mücadele ediyor. Şu ana kadar iki maça çıktı Makedonya U21 için. Ve ilginç bir şey söyleyeyim mi size? iki maçta ilk maçında golün hazırlayıcı pasın yani asistin asisti biz AAG diyoruz ama e, bazıları küfür gibi algılıyor. Neresi küfürü çağrıştırıyorsam hani asistin asisti gol e, tabirini kullanıyoruz. Aynı Arda Okan Kurtulan 12 Haziran'da oynanan maçta iki gol birden attı. Hani ben videoyu çekerken maç sonucuna dair bir şey bulamadım ama muhtemelen öyle 2-0 bitti maç. Düşünün bak. İki maça çıktı. iki gol. Bir golün hazırlayıcıydı. Yazık. Gerçekten yazık. Hocam iyi de ya iyi. U21 diyorsun. Muhammed Gümüşkaya 21 yaşında. Onları almıyorlar. Alıyorlar kardeşim. Alıyorlar şekerim. Alıyorlar tatlım. Yani Türk milli takımının U21'in Kazakistan'da oynadığı maça bakın. 22 yaşında futbolcu oynatmışız. Ben de sizler gibi düşünüyordum. Ama birilerinin pohpohlaması, birilerinin PR'ı çok önemli. Mesela meşhur bir duyumcu arkadaş. Fenerbahçe duyumları veren ama sanki Beşiktaşlı olan arkadaş. Demiş ki Red Bull Salzburg Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlere başladı ve teklifte bulunmuş. Kaçmış biliyor musunuz teklif? 6 milyon euro teklif yapmış. Bakın Ersin Destanoğlu için 6 milyon euro. Rıdvan Yılmaz da Eintracht Frankfurt'ta demiş. 6,5 milyon euro da o. Sözleşme süresi 5 yıl sonraki satıştan kardan pay %20. Ödem sonraki işte ödem ilk ödemeyi de 31 Temmuz'da yapacakmış. 1 milyon euro. Bakın. Aynı arkadaş şunu paylaşmamış. Güven Yalçın Beşiktaş'tan sözleşmesi biten Güven Yalçın 2 milyon euro istemiş ve sözleşmesi kabul edilmemiş. Şimdi ben bir şey diyemem. Ne kadar doğrudur, ne kadar yalandır, 6 milyon euro eder mi Ersin? E, hocam eder ya transfer marketinde 10 milyon euro yazıyor. Bilmiyorum yani. E, eder mi etmez mi? Sadece size soruyorum ben. Yanlış anlaşılmasın. E, ya da Rıdvan Yılmaz 6,5 eder mi? Size soruyorum. Ben kendi adıma söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. E, ama hülle şu bu falan filan gibi olaylar olmazsa. Ki birçok arkadaşım da diyor. Sözleşme bitimine bir yıl kalmış mesela. Rıdvan'ın. Neyse mevzu şu. Bir bakmışsınız arkadaşlar. Bir de enteresandır. Rıdvan da Ersin'de 15-16 Haziran'a kadar sakatmış. Öngörülen sakatlıkları var yüzü transfer marketten. O da çok ilginç bir olay. Bakalım gerçekten kaça gidecekler, gidecekler mi? Gitmeyeceklerse kaça gitmeyecekler ya da ne gibi iptal olacak? Bize PR kasacak adam lazım. Aziz Allah'ın. Görüyorsunuz değil mi? Bizde olsa desem ki misal veriyorum Muhammed Gümüşkaya'ya altı buçuk milyon euro teklif gelmiş. Emin olun siz şunu söyleseniz. Ya kim verir ona ya? Ya bırak Allah'ını seversin. Ya hocam bırak ya. Bırak şöyle böyle. La Arda Güler'e 30 milyon euro serbest kalma bedeli yazmış. Biri yazmış. Hangi mal ona 30 verir? Lan hiç mi futboldan anlamıyorsunuz? Niye Fenerbahçe değerlerini bu kadar küçük görüyorsunuz? Niye bizi küçültme peşindesiniz? Neyse inşallah akıllanırsınız arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.